Efendim merhabalar. Önceki sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben İlgi Kozmetik. A içerisinde Kırşehir. Efendim, soğuyan havalarla beraber kadınların şikayetlerinden biri de kuruyan dudaklar maalesef ki. Evet. Sizin bu konuda önerileriniz nelerdir? Bakın bu da güzel bir soru. Yani tam mevsiminde ve uygun olan sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz dudak çatlaması dediğimiz olay öncelikle kişinin ten yapısına bağlı. Çok kuru bir cildi olabilir. Kuru ciltten dolayı yetersiz besin almaktan ve yağlı besinleri almamaktan cildin nem olayını yükseltmediğimiz için dudaklarda çatlama ve kuruma yapabilir. Bu çatlama sebeplerinden bir diğeri ise bayanlarda bu çok sık rastladığımız, erkeklerde de geçerli bu. Dudakları çok sık yalamak veya ısırmak veya alt dudağı, üst dudağı devamlı birbirine sürterek ıslak tutarak bunun çatlamasına sebep olabiliyoruz. Bu psikolojik bir olay kişilerde. Mümkünse dudaklarınızı birazcık nemli nemli demeyin de yaş tutmaktan uzak durun. Yaş derken bu yine dudakları ısırmak veya yalamak veya birbirine sürtmek gibi tahribat yaratacak olaylardan biraz uzak durun. Psikolojik bir olay bu biliyorum ama birazcık gayret gösterirseniz başaracağınıza inanıyorum. Bunun yanı sıra kullanacağınız dudak çatlamalarına karşı dudak koruyucu, lipstick dediğimiz dudak koruyucular dudak çatlamalarına çok güzel sonuçlar vermekte. Yalnız şunu unutmayın lütfen. Lipstiği alıp sabah sürüp dudaklarım yine çatlıyor demeniz yüksek bir olasılık. Ama bu lipstiği elinizden geldiği kadar yanınızda taşıyın. Sık sık mı kullanılıyor? Heh, sık kullanın. Dudağınıza örneğin sabah sürdünüz, çıktınız. Bu çıkmaktan sonra yine dudaklarınızı birbirine sürtmek gibi, elinizle dudaklarınızı silmeniz gibi veya dudakları yine dil yardımıyla ıslatmak, nemlendirmek gibi yine çatlamaya sebep oluyor bu. Elinizden geldiği kadar bu lipstikleri 2 saate bir, 1,5 saate bir tazeleyin. Daha sonra olumlu sonuçlar alacaksınız ve bunu göreceksiniz kendinizde. Ama dediğim gibi sadece lipstiğe kalmayın. Birazcık dudaklardaki, vücuttaki, yüzünüzdeki nem olayını artıracak, yağ olayını birazcık Takviyesi. artıracak. Su takviyesi tabii. Su zaten vazgeçilmez bir ihtiyaç biliyorsunuz. Günlük 2 litre, 3 litre suyu almak zorundayız. Ama işte konu değişecek ama bu sefer de su yerine biliyorsunuz kolalar ve diğer içeceklerle takviye ediyoruz ki suyun yerini alsın diye o da yeterli olmuyor.